Kimi 3 gün çok kısa dedi, kimi otobüs, uçak biletlerini pahalı buldu. İstanbullular bu bayram tatile pek çıkamadı anlayacağınız. Hal böyle olunca İstanbul'da trafik de Arap saçına döndü. Bayram gezmesine çıkanlar vakitlerinin çoğunu yollarda geçirdi. Bu kadar kalabalığa alışık değiliz ya. Trafik hele mahvolmuş bir durumda. Marmara'yla geldik, sıkışmış işte. Tatil süresi kısa, biletler pahalıydı. 3 gün, 3 gün için gitmeye değmez ve o kadar masraf yapmaya da değmez. Buradan Diyarbakır'a otobüs bileti ne kadar? 700 milyon, uçakta 1-200'ün üstü. 6-7 bin TL gider yani bir gidiş, gelişte sonra yani 10 bin rahat yani yol parası gider. İstanbullular şehir dışına çıkmayınca trafik perişan oldu. İstanbul'da bayram demek az insan az trafik demekti ama bu bayram işler pek de öyle olmadı. İstanbullu İstanbul'da kaldı, haliyle her yer çok kalabalıklaştı. Şu anda Ortaköy'deyiz. Burada adeta insan seli var. Aslında İstanbul boş olur diye gelmiştik ama çok kalabalık gerçekten. Tatil yerleri pahalı gelmiş olabilir. 3 gün kısa, bayağı kısa süre, o yüzden olmuş olabilir yani. Tatil, bayram tatili sakin olur diye tercih etmiştik ama öyle bir durum yok. Bayram kalabalığı trafiğe de yansıdı. Özellikle köprüler ve ana arterlerde çok ama çok yoğun trafik oluştu. Şu anda da bulunduğumuz noktada trafik adeta durma noktasına geldi. Henüz öğlen saatleri olmasına rağmen trafik yoğunluğu %62'ye ulaştı. Trafik çok kötü. Dün ya 2 saat falan kaldık herhalde. Dün karşıdan karşıya geçerken neredeyse 3 saat bekledik. Çok zor oldu bizim için. Neredeyse İzmir'den İstanbul'a gelir gibi oldu. En kalabalık yerlerden biri de Eminönü'ydü. Toplu taşımanın ücretsiz olması Marmaray'da ve vapurlarda izdihama neden oldu. Sonunda şehir yoğunluğu kaldıramadı. Tramvay seferleri durdu. Kalabalığa polis müdahale etti. Su tamamen karışmış. Herkes yürüyor. İskeledeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kadın taciz şüphelisini böyle yumrukladı. Olaya iskeledeki güvenlik görevlileri müdahale etti.